otomobil aldığı ortaya çıkmıştı. İşte Yüksel Kocaman ismi öne çıkmıştı. Buradaki Seyhan kendisiyle konuştu. Birazdan o kısmını bize anlatacak, ayrıntılandıracağız. Diğer yandan işte kendisinden rüşvet isteyen polislerle ilgili, kendisinden rüşvet alan isteyen polislerle ilgili iddiaları var. 9 saatlik bir ifade sürecinin sonunda okuduklarımız var. Alican Uludağ, ilk sana dönmek istiyorum. Şimdi o ifadenin ayrıntılarını okuduk. O ifadede neler var ama bir soru da belki daha da önemli. O ifadede neler yok? Evet, şöyle başlamak gerekiyor. İfade sadece buzdağının görünen kısmı ve görünmeyen kısmında asıl önemli olan bu bölümü ve neler olduğunu biz önümüzdeki süreçte göreceğiz. Çünkü şu an bu operasyondan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir karar aldı ve bu kapsamda Ayhan Bora Kaplan'ın bugüne kadar işte hangi dosyalar açıldı, hakkında ne tür şikayetler yapıldı ve bu şikayetlerle ilgili hangi dosyaları kapatıldı, şu an Ankara Adliyesi'nde bunun bir çalışması olduğunu öğrendim. Ve bundan sonraki süreçte de biz bunun yine yankılarını, gelişmelerini buradan duyacağız. Yine Ankara Başsavcılığı bu operasyonda 14 tutuklama olduğunda bir açıklama yapmıştı ve açıklamanın cümlesinde çok önemli, kritik bir cümleyle bitirdi. Başsavcılık dedi ki soruşturmanın bundan sonraki sürecinin işte delillendirme çalışması titizlikle devam edecektir diye bir ifade kullandı. Yani kamuoyuna bir mesaj verdi. Biz burada bırakmayacağız. Geri kalan iddialarla ilgili çalışmaları sürdüreceğiz. Peki nedir bu iddialar? Şimdiki operasyonda sadece Ayhan Bora Kaplan örgütünün işte belli mağdurlara yönelik işte yaralama, alıkoyma, hürriyeti tahdit, yağma ya da mekanlara çökme gibi tırnak içinde adi suçları gördük. Ama asıl görünmeyen kısmı, dediğim gibi, Ayhan Bora Kaplan'ın özellikle kamu görevlileriyle olan ilişkilerinin sorgulanması gerekiyor. İşte Seyhan da gündeme getirdi. İşte bir villa alındığı, araç alındığı iddiası var. İşte bunlar ne kadar gerçek, ne kadarı doğru? Bunların Ankara Başsavcılığı tarafından araştırılacağını ben düşünüyorum. Yine ifadenin sonunda Ayhan Bora Kaplan bu emniyet müdürlerinin kendisinden rüşvet istediğini anlattı. Aslında o ifade de ilginç. Normalde Ayhan Bora Kaplan'a böyle bir soru gelmedi. Emniyetin hazırladığı sorularda böyle bir şey yok. En sonunda kendisi bilinçli olarak bu ifadeyi verme gereği hissetti. Ben buradan bir mesaj olarak dışarıya bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Ya işte ya beni koruyun, korumazsanız işte ben ötesini anlatırım gibi bir mesaj var. Bu yönünün de işte araştırılması gerekiyor. Evet, Alican Uludağ, şimdi sen çok tecrübeli bir yargı muhabirisin. Şunu doğru mu anlıyorum? Şimdi bir mülakat var, bir sorgu da sorgu neticesinde alınan ifade var ve işte bazı iddialar, bu rüşvetle ilgili kısım, mülakatta var ama ifadede yok. Yani mülakatta bunlar eğer söylendiyse, mesela neden İfade kısmında, sorguda bunlar sorulmadı? Bu normal mi? Yani şöyle normal olabilir. Çünkü şimdi polisin elinde ya da savcının elinde, daha doğrusu bir polisin bir hani burada bir taktik geliştirdiğini düşünüyorum. Bir istihbari bilgi alma çalışması da olabilir. Polisin elinde bir şey yok ama şüpheliyi mülakata alarak ilk hani o duyum dediğimiz, hani böyle ham bilgi dediğimiz, teyit edilmemiş bilgi dediğimiz, onu bence Ayhan Bora Kaplan'dan aldı. Bunun üzerinden bir çalışma yürüteceğini düşünüyorum. Yani o mülakat, evet, uzun yıllardır uygulanan, hatta hukuka aykırı olduğu yönünde baroların da geçmişte sık sık emniyete eleştirdiği bir konu. Ama emniyet bunu bir hani yeni bir sürecin başlangıcı olarak ben bu mülakatı yaptığını düşünüyorum. Emniyetin elinde eğer bir şey olsaydı, belge olsaydı, bu mülakattaki bu işte rüşvet iddiaları, diğer kamu görevlileriyle işte maddi ilişkilerin neler olduğuna dair soruları getirirdi. Asıl yazılı, avukatın huzurunda alınan yazılı savunmada, daha doğrusu tutanağa geçen savunmada sorardı. Ama polisin elinde bence buna ilişkin net deliller yok.
ama bunun üzerine gitme iradesi olduğunu ben düşünüyorum. Ya da buradan işte belli yerlere mesaj verilmek istiyor. İşte bir yanında işte Süleyman Soylu olabilir, bir yanında dediğim gibi işte Yüksel Kocaman adı var, dönemin Ankara Başsavcısı ki hani Seyhan Avşar'a da orada ifade etti. İşte Yüksel Kocaman ben hani bir kere gördüm hayatımda deyip orada böyle kamuoyunu da manipüle etmeye yönelik bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yüksel Kocaman'la Ayhan Bora Kaplan arasında ortak bir nokta var. O da çok konuşulmadı. Gözaltına alındığı iddia edilen ya da sadece ofisinde arama yapıldığı iddia edilen bir kişi var. Avukat Cengiz Haliç. Yani her ne kadar avukat olsa da bu ismin ilişkileri her zaman Ankara'da tartışma konusu olmuştur. Biz de yargı muhabiri olarak adliyede birçok iddia duymuşuzdur ama belgeleyemediğimiz için yazamadık. Ancak avukat Cengiz Haliç, Ayhan Bora Kaplan'la çok yakın arkadaş. Sürekli resimleri var. Aynı zamanda işte çocuğunun sünnet düğününde kirveliğini yapmış bir isim. Bu ismi yıllardan beri biz yine Ankara Başsavcısı, eski Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın da çok yakın arkadaşı olarak biliriz. Hani yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Yine beraber tatil fotoğraflarının çekildiğini biliriz ve hatta bugün biri gönderdi. Yüksel Kocaman'ın baldızıyla avukat Cengiz Haliç'in yine fotoğrafları var. Dolayısıyla işte bu kilit nokta ben Cengiz Haliç olduğunu düşünüyorum. İşte ofisinde arama yapıldı. Burada bulunan belgeler bence önemli olur. Hani Yüksel Kocaman'la Ayhan Bora Kaplan arasında bir ilişki varsa o ilişkinin delillerinin de avukat Cengiz Haliç'in ofisinde yapılan aramada ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu yönünün de araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yıllardır biz adliyede bazı isimler üzerinden, Cengiz Haliç gibi isimler üzerinden çok iddialar duyduk dediğim gibi. Ama ispatlanabilir iddia değil. Hatta tesadüfen bir adliyede yaşanmış bir olay. İşte bir eski savcı, avukatlık yapan bir savcı bir suçu mağdur olmuş, dolandırıcılık gibi. Adliyeye gidip şikayetçi olacak, Cengiz Haliç hakkında şikayetçi olacak ama korkudan yapamıyor ama sadece onun çevresindeki kişilere üzerinden şikayetçi olarak onu aslında tanımlamak istiyor. Tabii bin türlü baskıyla adam en sonunda savcılığa gidip şikayetinden vazgeçmek istiyor. Bilin bakalım savcılığa giderken onun avukatlığını kim yapıyor? Cengiz Haliç yapıyor. Yani bu Ayhan Bora Kaplan olayında da gördük. Yani bir kişi gidiyor şikayetinden vazgeçerken yanında şikayetçi olduğu kişinin avukatları yer alıyor. Evet. Böyle dediğim gibi yargıda böyle hani kokuşmuş mu diyelim böyle garipliklerin yaşandığı olaylar hani sıkça hani koridorlarda konuşulur ya da hani kulağımıza gelir. Evet. Şimdi bu ismi de not ettik. Tabii bakalım ne kadar üstüne gidilecek ve hangi ne kadar isme ulaşılacak ve sonrası getirilecek. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ın yüksek bir yargı mensubunu Ankara Çayırbaşı'nda bir villa, bir otomobil aldığını söylediği ortaya çıkmıştı. Sonra o kişinin eski Ankara Başsavcısı, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman olduğu iddia edildi. Seyhan sen de bu iddia üzerine Yüksel Kocaman'la konuştun. Ne dedi? Biz halktv.com.tr'de okuyanlar bilir. Senin haberin üzerinden biraz anlattık ama. Sonra sen de üzerine gittin. Ne elde ettin?